Merhaba, herhalde şu ana kadar toplam Voynich ile ilgili Türkçe olarak attığım video 11-12 tane oldu. Seri halinde 10 adet video var. Bu videoların 9 tanesi Voynich'in analizi ile ilgili, 10. uncusu da anahtar, örnek okumalar, örnek kelimeler onlarla ilgili. Şimdi burada iki tane problem var. Problem birincisi şu. Eee... Örnek okumalarla ilgili, harflerle ilgili, kelimelerle ilgili bir video hazırlamak gerçekten çok zor. Çünkü o kelimeyi ekrana vereceksiniz. O kelimeyi telaffuz etmeden söyleyeceksiniz. Hani benim kendimin okuduğum bir o harflere ses değeri verdiğim tabii ki yerler var ama burada ekrana verdiğinizde işte bakın şu ekrandaki kelime demek zorunda kalıyorsunuz. Şu ekrandaki harf demek zorunda kalıyorsunuz. E bu YouTube'da sizi seyredenler anlasın diye de her resmi ayrı ayrı kesip oraya koymanız gerekiyor. Çok zor bir süreç. İkincisi ben bir YouTuber değilim. Hani hayatında YouTube'dan kazanan, YouTube'da video çekmek için, işte YouTube'da bu video hazırlayıp oradan gelir elde etmek için oluşturulmuş profesyonel bir ekibim yok. Ya Photoshop'ta resimleri kesmesinden tutun da seslendirmesine kadar, hani kendi telefonumla kaydetme, kendi sesimi kaydetme, sonra bunları bir video haline getirme. Ya inanın 20 dakikalık bir videoyu hazırlamak bazen bir gün sürüyor. E tabi iş, hayat, benim de belli bir tempom var. Ben hayatımı oynayken kazanmıyorum. E böyle olduğu için de biraz zor oluyor. Zor olunca da videolar aralıklı oluyor. Şimdi şu günlerde evdeyim. Yani bir nevi korona karantinası olarak sayın. Çünkü ailemden korona olanlar var. Büyük ihtimalle biz de var. O yüzden hani kendimizi sosyal izolasyon, karantina, böyle dışarıya kapatma, daha çok evde vakit geçirme günleri olduğu için bu günler. Bu günlerde dedim videoların kalanlarını çekeyim. Çünkü analiz Voynich'in mayalara ait olduğuna göstermedi. Analiz sadece şunu gösterdi. Bak bu kitapta gördüğünüz çıplak kadınlar Normal bildiğiniz insanlar değil. Bu kitaptaki havuzlar da hamam değil. Bu kitapta bir mitoloji anlatılıyor. Geniş çaplı bir mitoloji anlatılıyor. Voyni Mayalılardan kalmıştır benim görüşüm. Ha, Mayalılardan kalmamıştır Voyni. Başka bir milletten kalmıştır. Başka bir dildedir. Ona da saygı duyarım ama şu var. Analiz bölümünde anlattığım her şeyin arkasındayım. Hani derler ya, çatır çatır tartışmaya hazırım en ufak bir şekilde analizdeki mitolojinin ve analizde anlattığım şeylerin yanlış olmadığını her platformda tartışma hazırım. Herkese de tartışma hazırım. Çünkü bundan eminim. Ben bu oyunu ilk çalışmaya başladığımda doğal olarak hani ilk önce elime kitabı aldım. Bir de bende bir huy vardır. Hani benden öncekilerin bir konuyla ilgili yaptığı şeyleri bu bir karakter meselesi. Hani çok zor takip ederim. Önce kendim oturur, kendim bakar, kendim bir değerlendirme yaparım. Ondan sonra diğerlerine bakarım. Ben Voynich çalışmaya başladığımda Voynich'in sadece tarihini biliyordum. İkinci Rudolf'e bir kız tarafından satıldığını biliyordum. Tarihte o. Ondan sonrasını hiç incelemedim. Çünkü ondan sonrasının çözüme bir katkı sağlayacağını hiç düşünmedim. Ondan sonra sadece e, Voynich araştırmacılarının magazini gibi bir şey olur. Hani o onu iddia etti bu bunu. Tabii ki katkısı olur insana. Katkısı olmaz demiyorum. Bu sürece de katkısı olur. Yani nitekim bundan sonra göreceksiniz. Oradan o benden önce çalışanlardan aldığım noktaları ama önce kendimin anlamasıydı. Ve ilk takribi iki yıl kadar yani her boş bulduğumda, her fırsatını bulduğumda o Voynich'in içinde o yüzlerce sayfa halının üstünde serili, bazen duvarlarda asılı filan onların üstünde bağlantı kurmaya çalışıyordum. Hani bu kitap ne anlatıyor? Çünkü ne anlattığını çözmeden, kimden kaldığını çözmeniz gerçekten çok zor. Hayal. Yani Voynich'teki harflere ses değeri verip filan hani ondan sonra ortaya şöyle bir mantıklı kelime işte bu fince yok, hititçe yok, türkçe yok, arapça anlamı kalmıyor. Çünkü anlatılan konu ne? Yani onu sordu, sorguluyorsunuz o zaman. Diyorsunuz ki tamam bu Hititlerden mi kaldı? Ya Hititlerde böyle bir inanış var mıydı? Ya Hititlerde böyle kadın tanrıçalar var mıydı atıyorum? Çünkü konuyu anlamadan o kadar değişik bir yere gidiyor ki mesela. Şimdi bu analizi bitirdikten sonra tabi analizi yaptım kendimce. Kendi el notlarımı aldım. Aynı bu videolarda anlattığım gibiydi. Yani aynı sırayla devam ediyorum. Çünkü Aynı sırayla da anlatmam gerektiğini düşündüm. Bunu hep daha önce de söyledim. <laughs> Şimdi buradaki mesele şu. Ondan sonra bir yere geldim tıkandım. Ya tıkandığım yer şu. Tamam mitolojiyi anladım. Bu mitolojiyi aramaya başladım. Nerede var? Yani gökyüzünde böyle obrukların içinde tanrıçalar olacak. İşte suyu yönetecek bu tanrı. Ya tanrıçaların suyu yönettiği bir sürü mitoloji var. Ya özellikle bu hani İskandinav mitolojisi o taraflarda da buna benzer çok tanrıça, çok gelişmiş böyle bir e, altyapı var. Bu Keltlerden kalan. Ama acaba mı Yani kitap daha Avrupalı olabilir mi ki? işte Plan derken şunu fark ettim. E, bu mitolojinin bazı bölümleri gerçekten çok spesifik. Ya hiçbir yerde karşınıza çıkmıyor. Öte yandan şöyle bir problem daha var. Spesifik olmayan kısmı yani %60-%40 eşleşmeyle devam edecek olsanız ortaya Hindistan'dan İskoçya'ya kadar geniş bir elpaze çıkıyor. Şimdi bu elpazenin içinde kaybolup gidersiniz ve bu bir çözüm olmaz. Yani analiz etmekle bir kitabı çözmek arasında fark var. Peki çözüme nasıl geçerim? Şimdi anahtar videosunda anlattığım gibi çözüme nasıl geçerim noktasında önce bir anahtar bulmam gerektiğini biliyordum. Yani hem benim için objektif olsun hem de insanlar için objektif olsun. Nasıl bir anahtar? Hani bir bölüm başlığı yok elimde başlayabileceğim. Yani ya da ne bileyim şu bitki kesinlikle gül değil. Deyim ki bu sayfada gül kelimesini arayacağım dünya dilleri. O bile çok zor da hadi dedim yani. Sonra bir, bir grup anahtar kelime çıkarttım işte. O daha önceki videoda anlattığım takım çemberinin üstündeki o başlangıcı gösteren. Yani açıkça o çemberlerin oradan başladığını gösteriyordu anlatıyordu o kelime veya o karnını hasta kadın, o tek gerçek kadın o kadındır. Bu karnını hasta kadın ya hamile o kadın ya hasta. Yani karnının şiş olmasından hamile olma ihtimali daha büyük. Üstündeki cümlede kesinlikle bu kelime geçecekti. Ya hamile ya hasta. Güneş ve ay çizimlerinin altında ortak kullanılan kelimelere baktığında o kelimeler güneşi veya ayı gösterecekti. Değil mi? Kuş ve yılan Biraz kuş ve yılan şeydi yani tam anahtar değildi. Nasıl tam anahtar değildi? Ya bu kuş, yılan ve bitki isimleri bir coğrafyada bile değişir. Ya biri kurt der, biri çakal der, öbürü canavar der, öbürü başka bir şey der. Buradan Rusya'ya gidersiniz. Aynı hayvan farklı bölgelerde farklı lakaplarla anılır. Yani öyle geniş bir anahtar silsilesi çıkar ki ortaya. Yani çözdüm deseniz de ya da bu anahtarı tespit ettim deseniz de o kadar objektif olursunuz. Burada anahtar olabilecek tek şey bence gök cisimleri. Ya çünkü hepimiz için aynı ve gök cisimleri de sıfatlarla anılır, doğal olarak. Sabah yıldızı, akşam yıldızı. Niye işte sabah görürler, akşam çoban yıldızı, çobanlara yol gösterir filan filan. Ama bir yıldız var ki bütün kültürlerde kesinlikle aynı sıfatı almak zorunda. Çünkü bunun tek özelliği var. Kuzeyde duruyor. Durmadan kuzeyde duruyor. O yüzden buna ne diyeceksiniz? Kuzey yıldızı. İkinci ismi ne olursa olsun. Bir tane kuzey yıldızı ismi olacak. E o zaman kuzey kelimesi aynı zamanda ne? Bir yönün ismi. E bu kitapta da ne var? Bu kitapta da her çizimin ortasında yön skalası var. Kitap bütün kainatı yönlerle algılıyor. Ya en sonda o tanrıçaların yaşadığı diyara bakın. Ana ve ara yönlerde tanrı diyarları var. Yönlerin tanrıları, tanrıçaları var bu kültürde. Şimdi bu kadar yöne önem veren, her yerde yönlerin farklı da olsa isimlerini yazan ve bu kadar yıldızlara önem veren bir kitapta anahtarda muhtemelen kuzey kelimesi. Önemli olan bunu tespit etmekti. Aklıma bu geldikten sonra hatta unutmuyorum yani gece saat bir buçuk filan da ertesi sabah işe gideceğim. Aklıma geldikten sonra kalktım oturdum bilgisayarın başına. PDF'ini açtım bakmaya başladım. Yönlerin isimleriyle yıldız isimleri derken çok garip bir şey fark Çok garip demiyorum çok basit bir şey fark ettim. Ya aynı ay takımı sayfasının içinde yön skalasındaki anal kelimesi kenarında bir yıldızın isminin içinde geçiyor. Anal. Ya tabi heyecanlandım. Yani anal. Ya anal değil aslında o 1 3 1 kuralı hani daha önceki videolarda anlatmıştım. 1 3 1 2 1 2 1, -2 -1 3 kuralı diye. Yani aynı denk gelecek. Oturdum, internet üstünden araştırmaya başladım. O hafta sırf araştırdım. Kuzey kim ne diyor filan. Ya Avrupa'da işte daha çok böyle North kelimesi üstüne işte Northern, North bilen hani onun türevleri olarak devam ediyor. İşte Asya'da apayrı isimleri var. Çok uzun isimleri var filan derken Önce ümidi kestim çünkü aradığım hiçbir yerde yok. Çünkü Maya dili Küresel bir dil değil. Sözlüklerde bile olmuyor. Yerel bir lehçe. Daha sonra tesadüfen kuzey, 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 kuzey diye ararken Google sonuçlarda böyle koyu harflerle North, Anal, aynı cümlede geçtiğini gördüm. Yani tıklayınca şunu anladım ki Anal kelimesi Maya dilinde kuzey. E tabi bunu bulduktan sonra önemli olan neydi? Aynı yön skalasında bir başka yönün ismi de tutması lazımdı. Nohol kelimesinin tuttuğunu gördüm. Diğer iki kelime tutmayınca, diğer iki kelimede bir gariplik olunca biraz daha maya kültürü araştırma, maya dilini araştırmam gerektiğini düşündüm. Ondan sonra araştırdım işte kimi ya bir sürü lehçe var. Lehçelerde kimi güneşe kin diyor, kimi ku diyor. Onu yazdım. Ya onu daha önceki videomda da anlattım. Akademideki makalemde de var. Şimdi bu noktaya geldikten sonra benim için önemli olan neydi? Tamam tutuyor. Başlangıçlar kelimesi tutuyor. Öbürü tutuyor. Bir iki tutuyor. Okunuyor. Tekil kelimeler okunuyor. Bazı okumayan kelimeler var. Şunu anlıyorum ki burada bir kural olması lazım. Yani bu kelimeler normal okunmuyor. Bu kelimelerde bir okuyuş kuralı gerekiyor. Şimdi okuyuş kuralı deyince de kalbimize hani, gitmesin. Bugün İngilizcenin de bir okuyuş kuralı vardır. Ya bütün dünya Türkçe konuşmuyor. Bizde okuyuş kuralı diye bir şey neredeyse yok gibi. Çünkü Bizim dilimiz yazıldığı gibi okunan bir dil. Ama dünyada pek çok dil böyle değil. Hele antik diller. Ya aman aman. Şimdi böyle olunca daha sonra tabii ne yapmam gerekti? Madem bu kadar analiz yaptım, madem işte ya bu işte o ortaya attığımız sonuçlar bu analizleri karşılamak zorunda, bunlara cevap vermek zorunda filan dedim veya kendime de bunu söyledim. O zaman, o zaman benim bulduğum sonuçlarında önce bugüne kadar yaptığım analizlerle Maya kültürüyle eşleşmesi lazım. Daha sonra ikinci bölüm başladım. Acaba bu kitap Mayalardan kalmış olabilir mi? Şimdi iki tane noktada olması pek mümkün gözükmüyor. Birincisi şu. Bu kitap öküz derisi üstüne, buzağı derisi üstüne yazılmış bir kitap. Ya yazım tarzı, çizim tarzına baktığınızda mayalarla alakasız resimler var. Ya mayalarda hiçbir zaman böyle bir eser yok. Onlar resimlerini daha böyle cafsaflı, korkutucu canavarvari, böyle uzaylı gibi değişik burunlarında kemikler falan çiziyorlar. Garip resimler çiziyorlar. Ama bu kitap öyle değil. Ya bu kitap çizimleri tam böyle bildiğiniz sıradan standart bir Avrupalı gibi çiziyor. İşte kadınların yanaklarındaki allar bile aynı o böyle o stilin o tarzın devamı gibi. Aslında Orta Çağ'da kendi yaşıta el yazmalarından ayrılıyor bu oyun. Çünkü genelde Avrupa'da bu kadar geniş çaplı kitap yazabilecek birisi ise yazar. İşte ilk harfleri büyük yazıyor, bir paragraf büyüklüğünde yazıyor, devam ediyor. Kenarlarına işlemeler koyuluyor, çok güzel resimlerle süsleniyor sayfalar. Yani işleme, süsleme, emek karşılığında böyle şeyini buluyor. Kitaba baktığınız zaman kitapta bir özen var. Bu onikte bir özen yok. Ya el yazması diyebileceğiniz hani böyle bir bilim adamının böyle karışık el notları diyebileceğiniz kadar basit değil. Ama bu kadar geniş bir kitap diyeceğiniz kadar da hani işlemeli süslü bir kitap değil. Şimdi bu noktada ama kesin olan bu noktada şu ee, pek çok küçük böyle büyütüp de baktığınız zaman pek çok küçük noktada iki şeyi fark ediyorsunuz. Bir bu kitapta kesinlikle bir arap parmağı var gibi geliyor. Harflerin o devamlılığı, harflerin yumuşak hatları, özellikle bir harf var daha önceki videolardan bakabilirsiniz. Çünkü bu videoya mecbur kalmadıkça görüntü koymayacağım. Hızlı olsun artık süreç diye. Vav harfi bildiğiniz vav harfini çiziyor. Hatta o C harfi gibi hani harf var bir tane. C harfi değil aslında H harfi olarak okunuyor ama C'ye benzeyen harf. Rik'a Osmanlıcasına bakın. Rik'a Osmanlıcasında Aynı yazım tarzını görürsünüz. Yani hatta şunun farkında değil bence çoğu araştırmacı Avrupa'da. Eğer Rika'yı el yazısı metinleri üstüne uzman olsalar bu oyunu gördüklerinde heyecanlanırlardı. O kadar çok benziyor ki yazım. Bu bence yazarın bir Arap olduğunu, Arapçaya, Osmanlıcaya hakim biri olduğunu gösteriyor. Ha çizimlere baktığınızda da yani çok böyle büyük Avrupa sanatı uzmanı falan değilim yani Avrupa mimarisi uzmanı değilim ama benim görebildiğim kadarıyla İtalya, İspanya hani o Güney Avrupa tarzı mevcut çizimlerde. E peki o zaman bu nasıl mayalardan kalmış olabilir? Çünkü her şeyden önce Maya coğrafyası bu kitap yazıldığında henüz keşfedilmemişti. Yani orada bir Avrupalı, bir Arap'ın, bir İspanyol'un, bir Alman'ın olma ihtimali yok bu kitap yazıldığında. Bu kitap 1400'lerin başında yazılmış. Ya Amerika diye bir kıta olduğunu bilmiyor. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla insanlar o dönemde. Şimdi birinci handikap bu. İkinci antikap da şu. Ee, Mayalılar bize böyle çok net tarihleri kalan kendilerinden yazılı metinler kalan anladınız mı yani böyle bir Osmanlı devleti değil Mayallar Mayallar bir çağlık dönemi Rusyası değil ya da ne bileyim Mayallar bir Çin devleti değil bize çok sağlıklı bilgiler haklarında kalmış bir toplum değil yani yok edilmiş bir kültür köleleştirilmiş nüfusunun dörtte üçü ölmüş öldürülmüş. Çok ağır acılar çekmiş. Hem de bunu sadece keşifle yapmamış. Keşiften önce de çekmiş. Bir kültür. Sadece bugün işte arkeolojik kalıntılar yorumlanarak bir tarih ortaya çıkartılıyor. Bir de şu var. Ee, pazarlanıyorlar. Çünkü böyle hani mistik bir toplum. Rahipler, ruhbanlar çok ön planda. Onlar üstüne ortaya atacağınız işte böyle ütopik, uzaylı bağlantılar yok. Anunaki tanrılar filan biliyorsunuz artık yeni dünyayı. Pazarlanıyor. Bu işin iyi bir para altyapısı var. Para altyapısı olduğu için de bir sürü kitap çıkıyor, yayın çıkıyor aklarında ama pek çoğu da ciddi kaynak değil gördüğüm kadarıyla. Şimdi buna rağmen şunu biliyoruz. Bu milletin bir yazı yazma tarzı var. Buna glif deniyor. Bugüne kadarki bütün eserlerinde de istisnasız glif kullanılmış. Ya bu adamların zaten bir alfabesi varsa niye Voynich gibi bir alfabetleri daha olsun, üretsin? Şimdi i̇şte buna da cevap vermek zorundaydım. İki tane önemli problem vardı önümde. Problemin birisi Amerika kıtasının keşfiyle Voynich'in yazılması arasındaki tarih farkı. İkincisi de bunların zaten bir alfabesinin olması. Ondan sonra ben kendimce araştırmaya başladım. Kendimce öğrenmeye başladım. Kendimce fark etmeye başladım. Şimdi aynı sırayla yine kendi öğrendiğim şekilde, kendi anladığım şekilde burada sizinle hani paylaşmak istiyorum. Niye paylaşmak istiyorum? Zaten bu videoların en başından beri şu var. Benim bu hayatta e, bugüne kadar kendi kafama şahsen takılmış bazı problemler var. Şimdi bunlardan bir tanesi oynayayım. Bir kitabın dilinin bugüne kadar çözülememiş olması bana mantıksız geliyor. Ya, mantıksız geldiği için de tabi bu bende bir hastalığa dönüşüyor. Kendime bir cevap bulmak zorundayım. Ha, o cevabı buldum. Ha mesela eğer ki bilmiyorum ısra hani eşim, arkadaşlarım ısrar ediyor birkaç konuyla ilgili daha. Mesela Hz. Musa bu, bu son zamanlarda bu yükselen yok teizm, ateizm yani din, dinsizlik tartışmaları orada böyle birilerinin YouTube'da hani iki tarafında bir şeyler yayınlarsan bence atladığımız orada çok önemli bazı problemler var tarihsel olarak. Bence ama. Ha bunu da daha sonra bu seri bittikten sonra yine YouTube'da bir seriyle anlatacağım Allah nasip ederse. Ki bu yolla ben bunları sadece kayda düşüreceğim. Niyetim bu. Ben şu an tarihsel olarak da kayıt yapıyorum. Benden sonrakilere veya bununla ilgilenenlere veya bununla ilgili çalışmak isteyenlere hani sadece belki yardım olur diye burada kayda altına alıyorum. Şimdi gelelim mayalara bu girişten sonra. Mayalar bir Orta Amerika kavmi, bir Orta Amerika ulusu. Orta Amerika'da Yucatan diye bir yarımada var. Bu yarımada bildiğiniz ekvatoral ilk kuşak içinde kalan yağmur ormanlarıyla kaplı, bitki çeşitliliği çok fazla olan, hani dünyada en çok zehirli yılanlarıyla tanınan mistik, garip bir coğrafya. Bu coğrafyada bilinen en eski medeniyet Olmekler attan önce 3000 civarı kurulmuş bu olmekler bugün bu olmeklerden kalan bazı büyük yazıtlar heykeller abideler anıtlar var ama tabi olmeklerin dili yani mayaların dili doğrusu bilinmiyor ki tabi milattan önce 3000 Orta Amerika tarihini bileceksiniz Olmeklerin dili çok bilinmediği için ve bununla ilgili hiçbir izde kalmadığı için bu olmek yazıtları okunamıyor ama bilinen görülen anlaşılan şu ki milattan önce 3000 civarında bu olmeklerde de yazı gelişmeye başlamış. Zaten bu milattan önce 3000 garip bir tarih. Ya yani şöyle söyleyeyim. İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri iki tane garip yüzyıl yaşadı. Bu iki yüzyılı insan hayatından çekin. Geriye hiçbir şey kalmaz. Ya yani şöyle söyleyeyim. O kadar önemlidir ki bugün hani iki tane teknoloji üstüne otururuz. Elektrik patlamalı motor. Bu ikisini insan hayatından çekin. Yani bugün Elektrik ve motor olmasaydı ne olurduk? Hiçbir şey olmazdık. Hiçbir şey olmazdık. Ya mağara devrine tekrar dönüş yapardık. Bu 200 yıl insanlık için bu kadar önemli. Birincisi bu milattan önce 3000. Ne kerameti var bilmiyorum. Gerçekten anlamış, tam olarak anlamış değilim. Yazı Sümer'de başlar biliyorsunuz Orta Doğu'da. En eski Sümer'le birlikte başlar. Ortadoğu'nun en önemli devleti Antik Mısır'dır tarihte o dönemde. Kuruluşlarına bakın milattan önce 3000'dir. Aynı asır içinde birden dünyanın dört bir tarafında patır patır medeniyetler belirmeye başlıyor. Ve bu medeniyetlerin hepsi de gariptir ki yazıyı kullanıyor. Yazı o yüzyılda birden ortaya çıkmaya başlıyor ve yazının gücü, iletişimin, bilgi aktarımının gücü birden büyük ve güçlü devletlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Orta Doğu'da anlıyorum bunu da. Ta dünyanın öbürsündeki Amerika'da da tesadüf mü? Milattan önce 3000'de aynı yüzyılda yazının birden bulunması. Ve bu milletlerin hepsinde aynı şey var. Kurucu unsur yani gelip oraya yazıyı öğreten unsur bu devletleri kuran unsur bu coğrafyalarda yaşamıyor dışarıdan gelmiş. Ya sanki milattan önce 3000'de birileri dünya devletlerini gezip okuma yazma öğretmiş. Ya uzaylılar anunakiler anlamında söylemiyorum ama açıklanması gereken garip bir şey var. E, i̇kinci yüzyılda bildiğiniz gibi geçtiğimiz yüzyıl. Yani biz geçtiğimiz yüzyıla at arabalarıyla girdik. Geçtiğimiz yüzyıldan Ferrari'lerle çıktık. Yani bir yüzyıl içinde yaptığımız atılımı biz yeryüzünde 300-400 bin yıldır ki serüvenimizde yapamamıştık. Bir yüzyılda yaptık. Çok garip bir şey. Yani birden zihnimiz açıldı, zekamız açıldı gibi oldu. Bu milattan önce 3000'de öyle bir yüzyıl yani geçtiğimiz yüzyılın bir şeyi tam 5000 sene önce bir daha insanlığın böyle bir garip bir atılıma girdiği bir yüzyıl. Bu Olmek medeniyeti Orta Amerika'da yaşadıktan, çöktükten sonra Mayalara ait en eski bugün bilinen yazı Guatemala'da, San Bortolo'da ele geçiyor. Milattan önce 300'de yazılmış. Yani en erken milattan önce 300'den beri Mayalar dediğimiz bu ulus ki bu ulus aynı Türkler gibi düşünün. Hani Türkler dediğiniz zaman işte Oğuzları, ne bileyim işte geri kalan Türk boylarının hepsini birden kast edersiniz değil mi? Sadece Oğuzlar kendi içinde 24'e bölünür. Yani yüzlerce aslında boy tarihte ismi gelmiş, unutulmuş, devam etmiş, süre gelmiş, gitmiş. Boyu kast yani Türk kelimesi. Mayalar da öyledir. Ya yani 48'in üstünde mayaların altında e, uluslar, boylar var. Size öyle söyleyeyim. Bu mayaların en parlak dönemi milattan sonra 200 ile 800 yıllar arasında olmuş. Şimdi bu 200 ile 800 yılları arasında bunlar bugün nedeni anlaşılamayan bir şekilde gitmişler. Bildiğiniz yağmur ormanları gibi çok böyle sık ormanların ortasında ağaçları kesmişler. Oralarda şehirler iyice inşa etmişler. Şimdi anlamsız bir şekilde bu şehirler zaman içinde büyümüş, büyümüş, büyümüş. Bütün medeniyetlerini orada geliştirmişler. Ve bugün bildiğiniz o efsanevi Maya dönemi de o dönem olmuş zaten. 200 yılıyla 800yılı arasındaki sürede olmuş. Şimdi bu süre içinde palankoya, tikal, kopan gibi, bugün böyle turistlerin aktif gittiği sırlarla gizemlerle dolu en çok pazarlanan dön dönem bu dönem. Niye ormanın içine yapmışlar bu şehirlerini hala bilinmiyor. Çünkü öyle bir niye diye soruyorsunuz ki bunu sorduğum soru şu. Orada tabiat öyle bir şey ki eğer iki hafta müdahale etmeyin, iki hafta içinde tabiat oraya yaptığınız herhangi bir şeyle geçiriyor. Yani soğuklardan ağaçlar filizlenmeye başlıyor, otlar etrafta bitmeye başlıyor. Yabani hayvan, zehirli yılanlar hani sürekli tabiatla mücadele ederek tarım arazilerinizin tarım arazisi kalmasına savaşarak devam ediyorsunuz. 600 sene. Niye? Niye elverişli ovalar varken ormanların içinde bir şehir kurmaya mecburdunuz? Bu hala cevabı verilmiş bir şey değil. Garip olan milattan sonra 800'de ortada savaş yok, kıtlık yok, deprem yok, bilinen herhangi bir afet yok. Bir anda Mayalılar bu şehirleri terk ediyorlar. Terk edip yarım kuzeydoğusuna gidiyorlar. Orada yeni bir medeniyet inşa etmeye başlıyorlar. Olduğu gibi şehirleri bırakıyorlar. Bugün Mayalarla ilgili tarihçilerin açıklamakta zorlandığı en büyük gizemlerden biri de bu. Ne oldu da bu adamlar şehirlerini apar topar terk edip deniz kenarına doğru yola çıktı. En çok kabul edilen teori artık ormanla savaşmaktan yoruldular. Ormanla savaşmaktan yorulmuş olmaları gösteriliyor. Kuzeydoğu'da Uşmal diye bir bölgede bir medeniyet kuruyorlar. Ya medeniyet dedim küçük bir şehir devleti. Hoca o şehirlerden olsa imparatorluk bırakılıyor. Uşmal'a gidiliyor. Uşmal'da böyle bir şehrin etrafında köyler, kasabalar şeklinde bir yerleşim. Daha ilkel bir yerleşmeye geçiyorlar. Bundan bir müddet sonra İtsalar bu Uşmal'daki Mayal topluluklarından ayrılıp adanın güneyine doğru geliyor ve bugün o efsanevi Çiçen şehri var ya o Çiçen şehrinin ilk e, temellerini atıyorlar. Şimdi bu temellerini atarken bir senote dedikleri içi su dolu obruklar var. O senotelere geleceğiz. O senotelerden birinde yaşayan bir tanrıça ya inanıyorlar muhtemelen. Çünkü o serotonin üstüne önce bir tapınak inşa edilmiş. Sonra o tapınak piramide çevrilmiş. O piramidin üstüne de bugünkü çiçen İtsa piramidi dikilmiş. Şimdi İtsa kelimesi ne demek? Ha veya A Maya dilinde su demek. İts veya ts sesi Maya dilinde büyü demek. Çiçen İtsa dediğinizde su kuyusunun büyücüleri yani su, su kenarının büyücüleri anlamına çık gelir. Ya bu iç kendilerine su büyücüsü diyorlar zaten. büyük ihtimalle de büyüyle uğraşıyorlar. Büyük ihtimalle yok kesinlikle uğraşıyorlar zaten. zaten Orta Amerika'da yaşayıp büyüyle uğraşmayan çok az kişi var. Onu ileride zaten anlatacağım. Şimdi bunlar Çiçenista şehrini inşa ediyor. Sadece 100, 800 milattan önce, 800 milattan sonra 8. yüzyılda terk edip kuzeye gidiyorlar. Daha sonra aynı yüzyılda 40-50 sene sonra İtalyalar aşağı inip Çiçenistra ve etrafındaki şehirleri inşa etmeye başlıyor. Ama bunların hepsi artık güçsüz şehir devletleri. Yani Orta Amerika'da o yukatan bölgesinde hepsini aynı çatı altında, tek bayrak altında birleştirilmiş bir maya devleti falan yok. Niyeyse kendi kendilerini dağıtmış durumdalarken Meksika'da yeni bir medeniyet palazlanmaya başlıyor. Bunlar böyle fetret devrini yaşarken. Bugün bu palazana medeniyete Toltekler deniyor. Çok acımasız, çok merhametsiz, çok saldırgan bir kültür. Önlerine gelen her şeyi yaka yıka bizim Moğol istilasında yaşadığımız gibi bunlar Yukatan'a gelip Yukatan adasındaki şehir kontrolü ele geçiriyorlar. Ama böyle bir kontrol ki Toltekler yılın belli dönemleri filan değil artık neredeyse haftanın belli dönemlerine kadar indirmişler. Herhangi tesadüfi şeylerle tanrılar bugün bizden insan kanı istedi dediklerinde bir mayalıyı saçlarından tutup götürüp sürükleyip piramidin tepesinde canlı canlı göğüs kafesini yarıp kalbini söküp kalbini tanrılara armağan ediyorlar. Şimdi bu mayalılar için çok ağır bir utanç olmanın yanı sıra çok müthiş bir korku imparatorluğuna dönüşüyor. Zaten bu bölgede Bakın iki tane glif dedim ya bunlar gliflerle yazarlar. Ha, glif dediğimiz şey nedir? Resim diliyle anlatmadır. Onu biraz sonra daha ayrıntılı söyleyeceğim. Şimdi Mısır griflerine baktığınız zaman mesela Firavun kocaman çizilir. Halk yanına küçük küçük çizilir. Yani Firavun tanrıdır. Firavun gider Kaleş Savaşı'nı kaybeder. Gelir ama halkın bunu bilmemesi gerekir. Tanrı savaş kaybeder mi? Ya Tanrı hata yapar mı? E, yapmayacağı için de öne küçük 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 Mısır ordusu çizilir. Arkasına böyle arabasında Firavun çizilir. Kafasının üstünden güneş parlıyordur. Ordusunun arkasında onlara güçtür. Hiçbir Firavun ordusunun önünde düşmanın üstüne koşarken resmedilmez. O yüzden de battılar gittiler zaten. İnsanları kullanırlar. Arkada bir ruhban bir şey kurmuşlardır. Tanrısallık işte yok aton tapınağı yok öbürünün tapınağı birikinin tapınağı bu tapınakların hepsi firavuna hizmet eder. Firavun halkı öne sürer kendi halkın arkasında bir güçtür filan. Yani bunu o tapınak resimlerinde çok iyi anlarsınız o insanların yaşarken ne hissettiğini. Mayalarda daha garip. Maya grifleriyle dolu bir tapınağa, maya grifleriyle dolu böyle bir stelaya, dikili taşa baktığınızda daha çok korku ve karmaşaya kapılırsınız. Sizi korkutur. Bir korku üstüne inşa edilmiş zaten bir kültür var. Şimdi o yüzden de böyle biraz ya vahşileşebiliyorlar. Bu Toltekler aslında bir Meksika bu kabilesi olan bu Toltekler gerçekten çok büyük zulmü ediyor. Bunlar direniyorlar. Bu beylikler dönemi gibi işte. O beyliği hükmediyor. Orada savaş oluyor. Yok bunların kendi arasında iç savaşlar var. Hani uzatmıyorum. Mayapan şehriyle savaşlar yaşıyorlar filan derken bu Toltekler en son 987'de Yukatan'ı fethediyorlar. <laughs> Ve 1194 yılında da Kokomlar yani yine bir Maya boyu aslında bu küçük beylikler savaşlarında İtsa şehrini tamamen fethediyor. Ve İtsalar 2 bir baskı, katliam, ikinci bir işgali de kokomlarla yaşıyorlar Tolteklerden sonra. Ama hala bölgenin genel hakimiyeti Toltekler derken zaman içinde tabi Toltekler de gücünü kaybediyor. 15. yüzyılda Tolteklerden daha güçlü ve daha gaddar bir ulus ortaya çıkıyor. Bu orman topluluğu bu sefer de bu ulusun istilasıyla karşı karşıya kalıyor Aztekler. Aynı şekilde insan kurbanı Azteklerde de geçerli. Ee, bu tamamen ruhban toplum bunlar yani böyle belli şamanları belli din adamları var onlar ne derse Tanrı'nın sözüdür onlara itiraz edilmez ve ortaya bu dönemde saçma sapanla bir kültür çıkıyor şimdi eski o işte matematikte fende bilimde ilerledikleri hani Astronomide bugün bile hayrete düşüren vay nasıl yapmışlar nasıl işte mimari de insanları dehşete düşüren eserlerin filan verildiği günler çok geride kalmış artık. Aynı Mısır'ın son günleri gibi yaşıyorlar. Ya bir örnek vereyim odaya çıkan rahiplerden biri anlatıyor. Diyor ki ya burada bir şehirde diyor şehrin diyor şeyi rahibi ruhbanı şamanı neyse işte. Dedi ki diyor hamile bir kadının kolunu elinde tutan adam görünmez. Bu konuda fetva veriyor. Şimdi fetvayı duydu ya hırsızlar. Hamile kadınları saldırıp geceleri tenhalarda kollarını kesiyorlar. Bildiğiniz kesiyorlar. Ve o kolları ellerinde gece bir eve hırsızlığa giriyorlar. Şimdi rahip diyor ki adam evine giren hırsızı görüyor. Uyanıyor. Koridora bir çıkıyor. Koridorda hırsız var. Evde bir şey çalıyor. Şimdi hırsızı gördüm Bu bir hırsız diye bağırırsan, hırsıza saldırırsan o hırsız hırsızlıktan ceza alacak. Sadece hırsızlıktan. Ama sen elinde hamile kadının kolunu taşıyan birini gördüğünü iddia edecek. İşte sen kafirsin diye götürülüp senin kalbin sökülecek. Diyor ki insanlar elinde kopuk kolla gezenleri görme, görmüyormuş gibi yapıyor. Hırsızlar evlerde cirit atıyor. İnsanlar bu korkuyla yaşıyor. Çünkü rahibin sözüne karşı gelemezsin. Şimdi böyle bir toplumda ayakta kalma şansı var. Bu toplum zaten artık eski bilimsel günlerini falan kaybetmiş. Tam çökmüş. İşte Aztekler gelmiş. Aztekler eziyet ediyor. Sömürüyor bilmem ne oluyor falan derken. Hani beterin beteri geliyor artık. İspanyol kaşifler geliyor. İspanyol kaşifler dediğimde de hani bir devletin organize ettiği bir ordu böyle gidip de sen şu bölgede şurayı fethediyorsun tarzı da gelmiyor. Altına yağma dönemi. Hiçbir hesap yok, kanun yok, kürek yok. Gemiler dolusu korsan, elleri silahlı adamlar adanın dört bir tarafından adaya saldırıyor. Katliam yaşanıyor. Yani mayaların 4'te 3'ü öldürülüyor. Şimdi Avrupa'da bu döneme Black Legend dönemi deniyor. Yani diyorlar ki işte biz Afrika'yı aldık mesela. Afrika'yı sömürdük. Onlar Orta Amerika'yı sömürdü. Öbürleri şurayı sömürdü. Bu Çin'i sömürdü. Bu Hindistan'ı sömürdü. Bu Japonya'yı sömürdü filan ama bu sömürürken de propaganda yapıldı. Hani bak ben çok iyi sömürüyorum ama işte atıyorum İspanyollar şunu yaptı diye yalanlar uyduruldu. Avrupa kendi kendine kendi içinde birbirine öyle yalanlar uydurdu ki süreç içinde diyorlar. Bu döneme siyah efsane dönemi diyorlar. Yani bunlar aslında çoğu yaşanmadı. Ama sadece %10'u bile yaşandıysa insanın sinirleri kaldırmıyor. Öyle işkenceler var ki. Bunları Mayalılara özgür insanlar bunlar. Köle falan değil. Hani köle olsa ne fark eder de. Bu özgür insanlar. Alıyorlar bunları. Gemilere dolduruyorlar. Avrupa'ya götürürken yanlarına yemek koymuyorlar. Kendi ölülerini yedirterek yaşatıyorlar bunları. İnci toplamak için bunları eziyet ediyorlar. Suyun altına dalıyor da bunlar. Tabi suyun altında vakit geçirmeleri gerekiyor. İnsan ciğerinin belli bir vakti var. Suyun üstüne çıkanı döverek tekrar aşağıya tekliyorlar. Çünkü bir tane inci 50 tane kölenin parası değil. O gün götürdüğü 100 krenin 20'si inci toplamaya çalışırken önce kimsenin umurunda değil. Çocuk sahibi olma hakları yok, karıların üstünde hakları yok, kocaların üstünde hakları yok. Ya hiçbir kanun yok. Öyle bir dönem yaşarken bölgeye ruhbanlar geliyor. E, papazlar geliyor kiliseden. Şimdi papazlar bölgeye iniyor. Bunlara incil veriyorlar. Diyorlar ki bunlar sizin İncilleriniz. Bunlar sizin yeni dininiz. Bu eski dininiz size acı veriyordu. Lan öyle diyor. Mesela de ilk inen psikoposlardan biri. Üçüncü psikopos. Diyor ki ya inandıkları din onlara acı veriyordu. Ben o yüzden diyor bir emir verdim askerlere diyor. Böyle bütün diyor yukatanda ne kadar evlere girildi. Totem üstünde resim olan bardak, vazo, çanak, tahta ne bulduk diyor. Topladık diyor. Kitaplarla beraber şehir meydanına yaktık diyor. Bütün kültürleri, yazılı kaynakları, her şeyleri yok ediliyor her şeyleri, dinleri de yok ediliyor. Hatta öyle ki kendileri bile unutuyor. Yalnız bu katliam ortasında bu sefer Landa kıyamıyor. Üç tane kitabı Landa çekip alıyor ateşin arasında. Hikaye bu. Ama bana kalırsa çok da hikaye bu değil. Niye? Üçü de takvim kitabı. Hani o kadar kitabın içinden tesadüf mü çektiğin tüm kitaplarda? Çünkü takvim kitabında din yok çok fazla. Varsa da Landa anlamıyor. Okumayı bilmiyor ya bu dili sadece birkaç harf biliyor daha sonra zaten la, yeri geldiğinde söylerim. Landa'nın hatıra kitabından bu dil çözülmeye başlandı. Yani komple üstünden buldozerle geçip yok ediyorlar. Şimdi bu kitapla Voynich'i karşılaştırma, ile Voynich Maya kültürünü karşılaştırmaya kalktığımız zaman işte karşımıza çıkacak en büyük zorluk bu. Yani zaten üstünden diyorum ya buldozerle geçilmiş bir toplumda Voynich el yazmasında anlatılan bazı küçük ee, mitolojik ipuçlarını arayacaksınız ki harbiden zaten çok ciddi uzmanlık istiyor. Abi, i̇şin doğrusu ben de o uzmanlık yok ama arayabildiğim kadar arıyorum. Ama diğer taraftan da gerçekten çok zor. Neyse. Bu videoluk bu kadar diyelim isterseniz. Çünkü videoları çok uzatmam gerektiği konusunda beni uyarıyorlar. Bir sonraki videoda Maya yazılarına bakalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdilik teşekkür